merhaba. Bugün birlikte yeni ürünler denemeye devam ediyoruz. Elimde birkaç tane yeni ürünüm var. Onlarla birlikte makyaj yapacağız. Hiç uzatmayacağım. Hemen videoya geçeceğim. Ama öncesinde küçücük hatırlatmalarımı her zaman olduğu gibi yapacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hiç uzatmayalım. Hemen başlayalım istiyorum ve başlıyorum. Bugün yeni olarak kullanacağımız 4 tane ürünümüz var. Bir far paletimiz var. Şöyle bir göz kalemimiz var. Bir dudak parlatıcımız ve bir maskaramız var. Bugün bunları deneyeceğiz. Bakalım nasıllarmış. Ben de çok merak ediyorum. Geçiyorum o zaman makyaja. Hadi bakalım. Tamamız. Ben hazırım. Şimdi saçlarımızı da topladık gözümüze gelmesin diye. Fondötenle başlayacağım. Hayır, bazla başlayacağım. Evet, bazla başlayacağım. Baz olarak I Heart Revolution'ın Strawberry Whip isimli bir bazını kullanacağım. Gözenekleri gizlemek için üretilmiş bir baz kendisi. Ben de bugün gözeneklerimi gizlemeye çalışacağım. Aslında tüm cildimden de geçeceğim. Sevdim bunu. Şöyle göstermeye çalışayım rengini de. Daha önce Revolution Pro'nun sanıyorum ki bir bazını kullanmış ve bayılmıştım. Bu biraz ona benziyor. Hemen şöyle elimde birazcık yayıyorum ve daha gözenek olduğunu düşündüğüm yerleri önce bir uyguluyorum. Sonra bütün cildime geçeceğim zaten. Ben genelde öyle yapıyorum. Bütün bazları. Kokusu çok güzel bu arada. Ay mis gibi kokuyor. Ay. Bakar mısınız? Anında nasıl dümdüz, kadife, mat bir görüntü verdi. Çok güzel. Silikonlu bir baz tabii ki. Şu görünüşü çok seviyorum. Şunu sür, çık. Hiçbir şekilde makyaj yapma. O bile olur. Öyle diyeyim. Bazımız tamam. Bazımızla işimizi bitirdik. Şimdi fondötenle devam edeceğim. Deborah Milano'nun şöyle bir fondöteni var. Ekstra mat olarak geçen fondöteni biliyorsunuz ki. Bunu kullanacağım ama bunu tek başına kullanmayacağım. Çünkü ben bunu tek başına kullanamıyorum. En açık rengi olmuş olmasına rağmen. Çünkü çok koyu. Şundan bir tıkçık elimin üstüne alıyorum. Şöyle bir pompa alsam yeterli gelecek diye düşünüyorum. Onun sonrasında diğer çok sevdiğim fondötenim olan Revolution'ın Colorstay isimli bu artık bizde olmayan fondöteninden bir tıkçık alıyorum. Bu bana hem daha açık demeyeyim, açık değil ama alt ton olarak çok daha gri kalıyor. Biraz da açık olduğu için bu ikisiyle çok güzel dengelendiklerini düşünüyorum. Biraz da bundan alıyorum. Revolution'dan bir tıkçık daha koydum içine ve biraz daha açmak istedim çünkü. Bu fondöten bir de fair olacak. Bu nasıl bir fair ben anlamış değilim yani gerçekten. Mümkün değil tek başına uygulamam. Bu şekilde karıştırıyorum ve ondan sonra da cildime uyguluyorum. Böyle daha iyi oluyor. En azından kullanabiliyorum öyle söyleyeyim. Fırçayı mı alsam? Hadi fırçayı alayım. Şöyle fırçayı alıp cildime bir bırakacağım. Ondan sonra da komple dağıtacağım. Fondötenle işimizi bitirdik. Kapatıcıyla devam ediyorum. LA Colors'ın son zamanlarda kullanmayı, günlük olarak kullanmayı sevdiğim bir kapatıcısı var. Conceal It isimli kapatıcısı. Bugün onu kullanacağım. Hemen şöyle göz içlerime geçeceğim. Biraz şu şekilde burun kenarlarıma falan da geleceğim. Bu çok doğal, çok günlük bir kapatıcı. Hiç sıkıntı çıkarmayan bir kapatıcı. O yüzden bol bol sürüyorum. Böyleyiz. Şimdi dağıtıyoruz tabii ki. Ben yine her zaman olduğu gibi üşeniyorum. Kapatıcı fırçalarıyla dağıtmaya, ya da süngerle. Fondöten fırçamla hemen şöyle gözümün içinden başlıyorum ve dağılmaya bakar mısınız? Hemen dağıldı. Hemen. Dediğim gibi çok günlük bir kapatıcı. Bir de 4-5 ay gözümün içine soktum fırçayı. 4-5 saat sonra kalıcılığı birazcık gidiyor gibi geliyor bana ama ben yine de 4-5 saatlik de olsa seviyorum bunu. Günlük olarak çok rahat bence kullanılır. Doğal bir kapatıcılık veriyor. Eğer sorun ettiğiniz göz altlarınız varsa corrector'la daha rahat edersiniz. Ama dediğim gibi günlük olarak bakar mısınız? Gayet güzel. Tamamdır. Göz altlarımızdan kapatıcıyı da geçtik. Kapatıcıyla da işimizi bitirdik. Şimdi bir de bunlar çizgilenmeden yani göz altlarım hemen sabitleyelim. Pro Filter kullanacağım. Pastel'in ve The Cult Rosa'nın son zamanlarda deneyip sevdiğim ne derler onun adına? Pof pofuyla uygulayacağım. Gerçekten çok güzel ve çok tatlı. Elimin üstüne biraz atayım. Atmama gerek yok aslında biliyor musunuz? Çünkü bu pudra zaten çok ince bir pudra. Hemen şöyle göz altlarımdan geçiyorum. Biraz elimin üstüne alıyorum ve yine buradan da geçiyorum. Hemen bronzerla devam edeceğim. Şimdi I Heart Revolution'ın Latte isimli bu tatlış bronzerını kullanacağım. Ups. Açtım. Tamamdır. Allık fırçamı alıyorum. Bu aşırı pigmentli bir ürün. Gerçekten bakar mısınız? Yani şöyle bir değdirdim ve elime de değdirdim. Şu hale geldim. O yüzden bunu iyice elimde hafifletiyorum. Ondan sonra uyguluyorum. Ve böyle nasıl diyeyim, tekrar elimden alıyorum. Hem allık hem bronzer gibi çok abartmadan bu şekilde yüzüme bırakıyorum. Evet, bu şekilde elimde hafifletip bronzer'ı uyguladığım zaman hiçbir sıkıntı çıkarmıyor. Ama dan diye yapıştırırsam gerçekten bir felaket oluyor. O yüzden çok az kullanıyorum ama çok da seviyorum. Duruşu, görünüşü, dağılması bayağı iyi. Şuradan da biraz geçeceğim. Kontürleme, bronzerlama işlemimizi de bitirdiğimize göre burnumuz, yüzümüz, her yerimizi kontürledik. Daha doğrusu ısıttık diyelim. Şimdi kaşlarla devam edeceğim ve Fix It kullanacağım. Birlesin Ebony isimli rengini kullanacağım. Rengi hatırladım bu arada. Açamıyorum. Tamam, açtım. Şimdi bir tıkçık alıyorum. En çok sevdiğim kaş pomatlarımdan bir tanesi bu. Bayağı küp küllü bir renk ve benim kaşıma gerçekten çok uyuyor. Azıcık hemen pıt pıt şuradan geçeceğim. Bir tıkçık da buradan geçeceğim ve kaşlarla işimizi bitirmiş olacağız. Kaşlarla da işimizi bitirdik. Devam edeceğiz. Şimdi birazcık hava kapalı. Ben bütün ışıkları açtım. Tam karşıma bir de ışık koydum. Ring light'ın haricinde. Çünkü benim ring light'ım küçük bir ışık olduğu için biraz destek almam gerekti. O yüzden tam olarak kendimi çok fazla parladığım ve yansıdığım için göremiyorum. Umarım oradan iyi görünüyordur diyorum ve devam ediyorum. Şimdi bronzer'a da işimizi bitirdik. Kaşları da aradan çıkardık. Ne yapalım o zaman? Aydınlatıcı mı, allık mı? Karar veremedim. Aydınlatıcı. Hemen aydınlatıcı uygulayacağım. Wet n Wild'ın bu en çok sevdiğim aydınlatıcılarımdan bir tanesi olan Blossom Glow isimli rengini tabii ki uygulayacağım. Şöyle bir tıkçık alıyorum ve şuraya bırakıyorum. Bunun yansıması nedir böyle? Hemen şuradan da bir tıkçık geçeceğim. Burnumun ucunu da biraz bırakacağım. O kadar. Buralarıma geleyim mi? Hadi geleyim. Her zaman bu aralar yaptığımı yapacağım ve şu şekilde iç köşelere de geleceğim ve böyle bir görüntümüz olmuş olacak. Bakar mısınız güzelliğine? Gerçekten çok iyi. Devam ediyoruz. Allık kullanacağım. The Balm'ın en çok sevdiğim allıklarından bir tanesi olan Instain'lerinden bir tanesi olan Pinstripe isimli allığını uygulayacağım. Bu böyle soğuk, morumsu, mürdümümsü çok güzel bir renge sahip. Çok seviyorum ve asla kıyamıyorum. Öyle söyleyeyim. Şöyle çok azıcık aldım zaten. İki tarafa da uyguluyorum. Bronzer fırçamla uyguluyorum. Bakar mısınız? Çok az, minicik almış olmama rağmen yüzümün geldiği durum bu. Konuşamadım. Bunun üstünden de bir tıkçık geçtim ve gerçekten çok oldu. Hemen pudra fırçamı buluyorum ve bunu hafifletiyorum. Çünkü bu şekilde ben bunu kullanmam. Tamamdır. Görmüş olduğunuz üzere yüz makyajımızı tamamlamış bulunmaktayız. Bence gayet güzel görünüyor. Şimdi o zaman gözlere geçeceğim ve gözlerde bugün şöyle bir arkadaş kullanacağım. Geçtiğimiz günlerde bunun yeşilini kullanmıştık. Bugün de morunu kullanacağız. Pastel'in Monochrome aydınlatıcılarından değil, farlarından mor lila olanını bir uygulayacağım şimdi. Elimin üstünde hemen size bir göstermek istiyorum. Farlar bu arada yumuşak. Oo, mor bayağı yumuşak. Şuraya uygulayacağım. Şöyle bir tozuttu, döküldü. Mor var ve şu şekilde de destekleyici, yani bir mat bir ışıltılı olarak aynı sonda, daha doğrusu aynı aileden iki renk koymuşlar, öyle söyleyeyim. Bakalım ne yapacağımızı hiçbir şekilde bilmiyorum bununla. Geçelim, başlayalım. Elimi sileyim. Şimdi şu açık renkle, şöyle hemen göstereyim. Şu açık renkle bir katlanma bölgesinden bir geçelim bakalım. Vallahi bilmiyorum ne olacak. Çok toz tutuyor. Bayağı bayağı toz tutuyor. Şöyle göstereyim. İyi toz tuttuk. Ama bakalım. Hemen şuradan bir geçeceğim. Rengi nasıl veriyor? Aslında merak ettiğim o. O yüzden onu geçiyorum oradan. İyi, fena pardon. Evet, mat bir renge göre hiç fena sayılmaz. Ve artırabiliyorsunuz. Bu daha da güzel. Hemen diğer gözümden de geçiyorum. Bayağı toz tutuyor. İster daha hafif bırakabiliyorsunuz. İsterseniz birazcık daha şöyle göstermeye çalışayım. Yoğunlaştırabiliyorsunuz. Ben bunu sevdim şimdilik açıkçası. Öyle söyleyeyim. Gayet güzelmiş. Şu an bunu da biraz yoğunlaştıracağım ve devam edeceğim. İyi. Ama bir şey diyeyim mi? Far deli gibi toz tutuyor. Şöyle birazcık gözümün altından da bu renkle geçeceğim. Sonra bakacağız bakalım ne yapacağımıza. Bundan da bir tıkçık geçiyorum hemen. Şu koyu moru alacağım ve fırçama bir tıkçık alacağım. Islatmadan önce gözüme oturtacağım. Sonra bir de ıslatarak oturtacağız. Bakalım, bilmiyorum ne olacağını. Hemen şöyle uygulamaya çalışayım. Fırçayla çok fazla rengini verdiğini söyleyemeyeceğim. Bir de parmakla parmakla aynen parmakla deniyorum bile diyemedim, öyle söyleyeyim. Parmakla gayet iyi. Islatmaya bence şu an hiç gerek yok çünkü neler yapabileceğini az çok anladım. Ama bu gözüme de ıslatıp uygulayayım hadi. Wow. Çok iyi. Çok güzel. Bayıldım. Şimdi o zaman hemen bir tıkçık ıslatacağım. Şu Diadermi'nin beyin nemlendirici spreyi var ya, onu kullanacağım. Onunla ıslatacağım. Hemen şurada bir fıst bize yetecek. Aldım. Göz içimden şimdi tekrar geleceğim ve ıslak olarak bunu yapıştıracağım. Bakalım, burası da ıslak olsun. Evet. Kesinlikle ıslak. Kesinlikle ıslak olarak ya da parmakla. Ben parmakla devam edeceğim ve göz kapağıma uygulayacağım. Bu arada far aşırı aşırı yumuşak. Çok güzel. Bayağı iyi. İncecik. Çok da güzel görünüyor. Tamam, şimdi böyleyiz ya. Ne yapacağız biliyor musunuz? Boş bir fırça alacağım elime. Yani hiçbir şekilde ürün almadığım üstüne bir fırça alacağım ve bütün bu ışıltıyı diğer matla karıştıra karıştıra şu en dışlara kadar geçeceğim ve daha birazcık daha böyle doğallaştırmaya çalışacağım ve bence böyle gayet iyi oldu. Şimdi bundan da aynı şekilde geçiyorum boş fırçamla. Bir tıkçık kaşlarımın altını, bir de göz pınarlarımı da aydınlatacağım ama küçük parmağımı kullanayım bunun için. Şöyle çok azıcık ikisini de bırakıyorum. Ondan sonra bu boş fırçamla dağıtıyorum. Göz makyajımız bitti, bu kadar. Far paletiyle işimiz bitti. Far paleti gerçekten güzel. Geçtiğimiz günlerde kullandığımızı da çok sevmiştim. Bunu da gerçekten çok sevdim. Şimdi uzun uzun zaman sonra gözümün içine siyah kalem kullanacağım. İlk defa kullanacağımız bir kalem olacak bu da. Intense Color Eyeliner olarak geçen MUA Makeup Akademi'nin bir kalemini kullanacağım. Şöyle hemen elimin üstüne bir uygulayayım. Hiç uygulamadım bunu, öyle hatırlıyorum. Evet, hiç uygulamamışız. Aşırı yumuşak. Hiç beklemiyordum bunu. Bunu gerçekten hiç beklemiyordum. Çok aşırı yumuşak. Bu beni mutlu eder. O zaman hemen gözümüze uygulayalım. Bence zaten güzel çıkacak gözün içinde. Güzel görünecek. Hemen ucu gitti bile. O kadar yumuşak ki. Hemen gözümün içine uyguluyorum. Şöyle tutayım. Daha rahat görürsünüz diye. Evet. Sabitlenmeyecekmiş gibi geldi bana ama bilmiyorum. Şöyle bir uygulama yaptı. Gayet çok yumuşak, gayet çok kolay sürüldü. Siyahlığı da hiç fena değil bence. Hemen bundan da geçelim. Kalem bu arada çok büyük. Şundan da bir tıkçık geçeceğim. Ondan sonra kalemi aşağı doğru dağıtacağım. Şöyle azıcık en kirpik dibime dışa doğru bırakıyorum ve parmağımla dağıtmaya çalışıyorum. Buna da aynısını yapacağım. Bu arada tırnağımı galiba gözüme soktum ve çok acıdı. Galiba mı? Aynısını şimdi buna da bir tıkçık yapacağım. Şöyle yukarı bakacağım ve parmağımın ucuyla dağıtacağım. Çabuk, çok çabuk dağılıyor. Çok aşırı kremsi çünkü. Evet. Göz kalemiyle de işimizi bitirmiş bulunmaktayız. Şuradaki duracak ve ben sabitlenip sabitlenmeyeceğine bakacağım ama bence sabitlenmeyecek gibi. Sanki bilemiyorum. Ben her zaman kalemi gözümün içine uyguladığım zaman öyle keskin bir şekilde bırakmaktan hiç hoşlanmıyorum. Her zaman dağıtırım böyle dağılmış görüntüyü. Çok seviyorum ve bugün de yine o şekilde yapmak istedim. Kalem güzel. Sabitlenirse var ya muhteşem olur. Geçiyorum bakalım, devam edelim. Neyle devam edeceğim şimdi? Maskarayla. Yeni bir maskara kullanıyorum. Bugün pastelin bir maskarasını kullanacağım. Hem volüm hem de ekstra siyahlık veren bir maskaraymış. Show Your Maskara isimli maskarayı kullanacağım. İlk defa açıyorum ve fırçasını bile ilk defa burada göreceğim galiba. Alışveriş videosunda göstermediysem eğer, hatırlamıyorum. Sanıyorum ki göstermedim ya. Evet, göstermedim çünkü ben buradan bir kıl fırça çıkacağını düşünüyordum. Plastik bir fırça. Şöyle göstereyim. Çok küçük olmayan, çok da büyük olmayan plastik bir fırçası var. Bakalım ne olacak? Uygulamaya başlıyorum bakalım. Fırça plastik bir fırça ve çok diplere gelirseniz gözlerinize batabilecek de bir fırça. Ama öyle çok sizi zorlayacak gibi de görünmüyor. Bu arada çok ıslak bir maskara da değil. İlk izlenim olarak söyleyebileceğim. Onun sonrasında çok ince değil ama fırçasından bahsediyorum. Çok ince olmamasına rağmen gözünüzün içine çok rahat girebildiğinizde bir fırça, bunu da söylemek isterim açıkçası şu anda. Ben maskaralar hakkında hemen karar vermeyi, hemen konuşmayı sevmiyorum açıkçası. Çünkü mesela hiç sevmediğim bir maskarayı sonradan çok sevebiliyorum. O zaman da sıkıntı çıkıyor. O yüzden yeni aldığım bir maskara hakkında genelde konuşmama kararı aldım. Hani bir uygulayayım, birkaç hafta geçsin, tekrar süreyim. Sonra bakayım işte akıyor mu, dökülüyor mu, bulaşıyor mu, ondan sonra konuşayım. Bana daha doğru geliyor ama bunu ilk sürüşte söylemek isterim ki bu maskara güzel. Netim yani bu konuda şu an. Evet, şimdi zaten yakındayız ama bir tıkçık daha sizi yakına alacağım ve kirpiklerimi göstereceğim. Tek kat maskarayı uyguladım, burada hiçbir şey yok. Şimdi dümdüz bakıyorum size, ondan sonra hemen şöyle yukarı bakıyorum ve kirpiklerimi göstermeye çalışıyorum. Aşağıda bakayım, bilmiyorum siyahlığını falan da belki rahat görebilirsiniz bu şekilde. İlk katta böyleyiz ve bence çok güzeliz. Ne dersiniz? Hadi buradan da geçelim. Hemen buradan da geçelim. Maskara beni heyecanlandırdı, öyle söyleyeyim. Hemen bundan da geçiyorum. Ve sonra ikinci katı da geçip geleceğim. Tamamdır, ikinci katı da sürdüm geldim. Ama şunu söyleyeceğim, umarım bu maskara dökülmez. Çünkü gözümün içine tortuları kaçtı rimelin ve gözüm gerçekten yandı ve şu gözüm aktı. Buradaki maskaraya bakmayın, o ıslandı, yapacak bir şey yok, buna bakacağız. Buna göre değerlendireceğiz, öyle söyleyeyim. Umarım bu maskara akmaz. Gerçekten bilmiyorum. Şuraya bakacak olursam çok güzel ama bu, dediğim gibi, buna bakmayın. Bu çok kötü bir durumda. Zorla temizledim içindekileri ve bayağı bir hani böyle ağlattı beni, öyle söyleyeyim. Şimdi dudaklarla devam edeceğim. Bir çerçeve geçeceğim. Print itlerinden birisinin Sweet Pink isimli rengiyle dudaklarımı çerçeveleyeceğim. Onun sonrasında da gloss uygulayacağız tabii ki. Şöyle tutayım. Tamamdır. Dudak kalemiyle de işimizi bitirdik. Dudaklarımın iç köşelerine sürmedim. Sadece dış çerçevesinde bıraktım. Çünkü bunun rengini görmek istiyorum aslında ben. Mega Shine'lardan Golden Rose'un 122 numaralı gloss'unu uygulayacağım. Ops, üstüme damladı. Neden ki? Nasıl göstereyim? Şurada göstereceğim ve şuraya... Bu ne? Bu ne? Bu ne? Görebiliyor musunuz bunu? İnanılmaz güzel bir leylak mı denir buna? Çok heyecanlandım ben bu gloss'a. Ay çok güzel. Hepsi gibi bu arada bu da çok güzel kokuyor. Ve of, duruşa bakar mısınız? Of. Of yani. Şu görüntüye bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten çok şahane. O zaman ne yapıyoruz? Hemen makyaja bakıyoruz. Makyaj bu şekilde oldu. Renkler böyle görünüyor. Çok güzel. Yukarı bakacağım şimdi, kirpiğimi görün ne hale geldiğini. Hemen bir de buradan bakalım. Buradan da yukarı bakayım. Burayı da görün. Makyaj böyle. Mantıklı hareketler yapmayacağım. Canım sıkıldı çünkü. Şimdi bir de yukarı bakacağım. İki kirpiğim arasındaki farkı görün. Asıl maskaranın duruşu bu. Yani sağ gözümdeki duruşu. Buradaki bugün bizimle değil. Aradığımız maskaraya şu an ulaşılamıyor. Öyle söyleyeyim. Hemen yukarı bakacağım. Şimdi saçlarımı bir türlü tutamadım. Şu şekilde bakayım ve göstermeye çalışayım size. Maskaranın duruşunu, şuradaki duruşuna bakmanız çok daha mantıklı ve iyi olur. Çünkü buradaki dediğim gibi bugün iptal durumda. Ve böyleyiz. Böyle görünüyoruz. Farımız, rujumuz, göz kalemimiz, maskaramız. Bence şimdilik hiç fena durmuyor. Ne dersiniz? O zaman ürün eldüsünden bir küçücük geçelim. Evet, hava gerçekten çok fena. Yani kapkaranlık, öyle söyleyeyim. İyi ki bütün ışıkları açmışım. Nasıl görünecek bilmiyorum. Umarım çok aşırı yapay görünmem ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Şimdi makyaja bir küçücük gösterdiğime göre ben ürünlerle devam edeceğim ve bir tıkçık ürünlerden bahsedip geçeceğim. İlk olarak kalemden bahsedeceğim. Makeup Akademi'nin MUA isimli markanın kalemini kullandık. Göz kalemini. Ucu çok yumuşak, sürümü çok kolay. Gözün içinde çok güzel duruyor. Çok rahat uygulayabiliyorsunuz. Gözün dışına da çok rahat bir şekilde dağıtabiliyorsunuz. O da çok güzel. Kalıcı olmayacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü ben sabitlenmeyeceğini düşünüyorum bu kalemin. Hemen şurada uygulamıştık biliyorsunuz. Bir bakalım sabitlenmiş mi? Ki bence hayır. Evet, sabitlenmiyor ama öyle birdenbire de çıkmıyor ama sonuçta çıkıyor. Yani gözünüzün içinde böyle çok hafif silik bir şekilde duracaktır. Ama güzel mi? Bence böyle dağınık kalemleri de seviyorsanız özellikle güzel. Hemen far paletiyle devam edeceğim. Far paletini çok beğendim. Zaten geçtiğimiz günlerde başka bir rengini kullanmıştık. Bugün de bu morunu kullandık ve sevdim, öyle söyleyeceğim. Çok güzel göze oturuyor. Çok güzel göze rengini veriyor. Dağılıyor, karışıyor. Mat olanı da çok güzel duruyor gözünüzde ve artırılabilen de bir pigmente sahip. Koyu olanı da ve parlak olanı da gerçekten çok güzel. Duruşu çok güzel. Islak olarak ve parmakla çok daha güzel uygulanan ürünler. Bu tarz tek renk görünmeyi seviyorsanız bence bakabileceğiniz ve hatta kesinlikle bakmanız gereken de bir palet olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bir tek sıkıntısı var. Çok aşırı toz tutuyor. Onun dışında güzel mi? Kesinlikle güzel. Maskaraya geçecek olursam da maskarayı ilk kullandığım halde beğendiğimi söyleyeceğim. Aslında şöyle söyleyeceğim. 1-2 haftaya kadar daha da oturabilir, daha da güzelleşebilir ama ilk izlenim olarak ben maskarayı beğendim açıkçası. Fırçası gözünüzü çok fazla rahat ettirmese de yani şöyle çok diplere gelirseniz bir tıkçık acıtabiliyor. Bir de çok küçük bir fırçası yok ama çok da büyük bir fırçası yok. Yine kolay bir şekilde uygulama yapabiliyorsunuz. Onun dışında uzatmasını beğendim. Volüm vermesini de gayet beğendim. Gayet hoşuma gitti açıkçası. Ama biraz böyle tortu gözümün içine girip beni ağlatması çok hoşuma gitmedi. Onu söyleyeceğim. Saçlarım gözümün önüne geldiği an dikkatim dağılıyor. Ne diyeceğimi hatırlamıyorum ve unutuyorum, öyle söyleyeyim. Dediğim gibi ne diyordum bunun hakkında ben? Uzatmasını, volüm vermesini ve siyahlığını gerçekten sevdim. Akmazsa, dökülmezse, bulaşmazsa eğer... Sevmeye devam ederim ve beğendim. Güzelmiş. Son olarak da şu gloss'tan biraz bahsedelim bakalım ki yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Sadece sevdim diyeceğim. Gerçekten sevdim. Sevdiğimin ötesinde bayıldım. Çok beğendim ve bu göz makyajıyla da çok güzel olacağını tahmin etmiştim zaten. Öyle de oldu. İçinde mavi, mor, pembe böyle holografik yansımaları var. Gerçekten çok güzel duruyor. Soğuk bir leylak gibi ama mor durmuyor dudaklarınızda. Dudakla birleştiği zaman çok tatlı bir renge dönüşüyor. Parlaması, yansıması zaten görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Yapışmıyor, sizi konuşturmayacak bir yapışkanlığa sahip değil. Ama tabii ki çok içlere gelirseniz mutlaka uzayacaktır diğerleri gibi. Çok sevdim, aşırı sevdim, çok beğendim. Geçiyorum. Evet, makyajımızı yaptığımıza ürünlerimizin üstünden bir küçücük geçtiğimize göre ben artık yavaştan kaçabilirim. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Öptüm.